Hangisi simyadan kimyaya aktarılan laboratuvar tekniklerinden biri değildir diye sorulmuş sorumuzda. Fermentasyon insanoğlunun çok eski tarihlerden beri üzümü mayalayıp bir şekilde sirke, şarap yapmak için veya çeşitli e, turşu gibi bitkilerden ya da sebzelerden turşuları yapmak için kullandığı bir yöntem. Dolayısıyla çok eski tarihlerden beri kullanılıyor. Damıtma aynı şekilde Cabir bin Hayyan tarafından bulunmuştu. Camıtma deyince daha doğrusu Cabir bin Hayyan tarafından imbik düzeneği genişletilmişti. Yani damıtma da çok eski tarihten beri kullanılan bir yöntem. Yani bir sıvıyı önce buharlaştırıp sonra tekrardan yoğuşturma işlemine biz damıtma diyorduk. Kristallendirme yine soğutup maddeleri çöktürmek ki çok eski tarihlerden beri kullanılıyor. E çözme aynı şekilde çeşitli maddelerin çözünmesiyle veya çözünmemesiyle maddeler birbirinden ayrıştırılmış. Dolayısıyla çok eski teknikler zamanlardan beri kullanılıyor. Elektroliz ise Kimya döneminde kullanılmaya başlanmış elektrik enerjisi yardımıyla Maddeleri bileşenlerine ayrıştırma işlemi ki Bu işlem esnasında genelde taşınabilir elektrik enerjisi e, Kaynakları olan piller kullanılmış ki pillerin keşfi 1800'lü yıllardan başlıyor dolayısıyla elektroliz e, Sadece kimya dönemine ait bir çalışma yani cevabımız D seçeneği olacak Bir elementin nötr X atomunun artı 2 yüklü iyonuna dönüşmesiyle niceliklerinden hangisi değişmez? Yani elimizde nötr bir x atomu var ve artı 2 yüklü iyonuna dönüşecekse bu demek ki 2 elektron kaybedecek. Yani 2 elektron verecek. Demek ki elektron sayısı azalacak. Peki biz ne biliyoruz kimyasal özellikle ilgili? Kimyasal özellik dediğimiz şey madde için elektron sayısı ve proton sayısına bağlıydı. O zaman kimyasal özellik dediğimiz şey elektron ya da protondan herhangi birisinin değişmesi ya da ikisinin birden değişmesiyle değişebilir. Ki biz kimyasal olaylarda ya elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşması şeklinde bağlar kurabildiğimize göre elektron sayısının değişmesi kimyasal özelliği değişir. Dolayısıyla x ile x artı 2'nin kimyasal özellikleri aynı değildir. Dolayısıyla bunu eledik. Fiziksel özellik ise e zaten elektron sayısı değiştiğine göre buradaki sayı nicel bir sayı ve fiziksel özelliği de ne yapar değiştirir. Ayrıca kimyasal değişen maddelerin kesinlikle fiziksel özellikleri de değişir. Peki çekirdek yükü dediğimiz şey proton sayısı. Bizim yaptığımız işlemde biz sadece elektron sayısını değiştirdiğimize göre çekirdekteki proton sayısı ne yapmadı? Değişmedi. O halde bu değişmez. Peki tanecik hacmi madde elektron verirse hacmi azalır. Yani tanecik hacmi küçülür. Dolayısıyla elektron kaybederek hacminin küçüldüğünü bileceğim yani değişti. Elektron sayısını zaten elektron kaybından dolayı azaldığını biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıda bir metale ait elektron denizi modeli verilmiş ki biz zaten metallerin çoğu özelliğini elektron denizi modeli yani metalik bağla açıklamaya çalışıyoruz. Ve son 7-8 yıl içerisinde 3 defa sınav sonusu olmuş bir soru tarzı aslında. Yani dolayısıyla önemli. Bunu vurgulayayım. Metalik bağın oluşumu ve metallerin özelliklerinin çoğunluğu elektron denizi modeliyle açıklanır. Buna göre metallerin yukarıdaki özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle açıklanır diye sormuşuz. Metallerin Işık etkisinde parlamaları yani parıldamaları elektron deniziyle açıklanır ki şöyle anlatalım. E Diyelim ki ışık etkisiyle enerji aldı. Şu yüzeydekiler elektronlardı. Elektron uyarıldı ve geriye dönerken tekrar etrafa ne yaptı? Işımalar yaptı. Yani biz de parıldam olarak bu durumu gördük. Yani bu elektron denizi modeliyle açıklanabilir. Isı ve elektrik akımını iletmeleri aynı şekilde. Mesela biz elektrik akımını elektronlar üzerinden gönderiyoruz. Yani şuradan ı yani bir miktar elektrik akımı gönderdiğimiz zaman elektronlar üzerinden bu akım taşınıyor. Yine elektronlar üzerinden buradan taşınıyor. Yine aynı şekilde buraya geliyor. Buraya geliyor. Yine aynı şekilde şuradan akım ayrılıyor. Ve bu metallerin elektrik iletkenliklerinin aynı zamanda yapıyı bozmadığını da ispatlar. Yani metal kablolardan, bakır kablolardan yıllarca elektrik akımı geçiririz. Ama metalin kimyasal özelliği değişmez. Demek ki metallerin elektrik iletmesi fiziksel bir olgu. Ve bu modelle açıklanabiliyor. Tel ve lev haline getirilebilmeleri yani darbe etkisiyle yapılarında Herhangi bir bozulma olmamasına rağmen şekillendirebilmemiz. Biz mesela şu blok üzerine herhangi bir baskı uyguladığımız zaman şuradan. Bu blok aşağıya kayacak ki o bloğun aynısı aşağıda da var. Aşağıda da var. E aşağıda da devam ediyor aynı şekilde. E dolayısıyla biz şekil verebiliyoruz. Yani tel ve lev haline getirebiliyoruz. E kristal düzeni bozmayan bir şey ama şekillendirilebilir mi? Şekillendirilebilir. Bunu da yine elektron denizi modeliyle açıklıyoruz. Yani cevabımız 1-2-3-E seçeneği olacak. Yukarıdaki katılar ile kristal türlerinin doğru eşleştirmesi bize sorulmuş. Grafit karbon dediğimiz elementten başka hiçbir element içermiyor. Aslında A örgülü bir kovalent yapı oluşturuyor ki biz ona kovalent katı diyoruz. Kovalent katı örneklerini bilirsek onları eşleştirmek daha kolay olacak. Ki bunlardan bir tanesi elmas. Sadece karbon atomlarının A örgülü kovalent yapılarla birbirlerine bağlanmasıyla oluşuyordu. Yine aynı şekilde grafit bir kovalent katımız. Yine aynı şekilde silisyum dioksit yani biz ona kuarts diyoruz. O da bir kovalent katı. Yine silisyum karbür aynı şekilde bir kovalent katı. Yani kovalent katı örnekleri çok sınırlı. Eşleştirirken bunları bilirsek hata yapmayacağız. Genelde öğrenci bunları moleküler katılarla karıştırıyor. Çünkü ametal yapılarını görüyorsunuz. Ve buradaki kovalent katıları oluşturan atomlara baktığınız zaman karbon ve silisyumu göreceksiniz ki onlar 4A grubu elementleri. Dolayısıyla grafit kovalent katı ile eşleştirilmeli. Kuru buz aslında katı karbondioksit. Karbondioksit bir nedir hocam? CO2 bir molekül. O bir molekül olduğuna göre demek ki katısı moleküler katı olmak zorunda. Yani onu C ile eşleştiriyorum. Gümüş bir metal olduğuna göre metalik katı olması lazım. Dolayısıyla doğru cevabımız 1A 2C 3B yani A seçeneği olacak. Denklemine göre kapalı bir kapta bir miktar kalsiyum karbonat katısının ısıtılması ile reaksiyon gerçekleştirilir. Reaksiyon denklemimize verilmiş bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız kapalı bir kapı olduğunu unutmayalım yani bu reaksiyon içerisinde e, Toplam kütle her zaman korunacak yani kaptaki toplam kütle korunacak. Peki Öncelikle baktığımız zaman reaksiyona giren madde bir bileşik. Bir bileşikten bir bileşik bir tane daha bileşik yani iki bileşik elde etmişiz. Bileşikleri parçalayarak onlardan bileşikler ya da elementler elde ettiğimiz reaksiyonları biz analiz tepkimi istiyoruz yani Analiz tepkimelerinde bir maddeden Birden fazla madde elde etmeliyim ama girenlerde tek tür bir madde olmalı o da bileşik olmalı e Dolayısıyla bu bir analiz tepkimesi Zamanla katı kütlesi azalır diye ifade edilmiş Aslında tamamı katıydı başlangıçta şimdi bir miktar katı oluştu ama bir miktarda gaz açığa çıktı. Demek ki toplam kütlenin bir miktarı katı olarak kalırken bir miktarda gaza döndüğüne göre katı kütlesi zamanla azalır. Peki veya şunu söyleyebiliriz reaksiyonlarda gaz açığa çıkıyorsa katı kütlesini azaltır. Reaksiyon girenlerde gaz varsa ve katıya dönüşüm varsa katı kütlesini arttırır. Toplam kütle korunur çünkü kapalı bir kaptan bahsediyorum. Dolayısıyla toplam kütle korunur. Yani cevabımız 1-2-3-E seçeneği olacak. Aynı ortamdaki 3 ayrı NaCl sulu çözeltisinin donmaya başlama sıcaklıkları bize verilmiş ki biz biliyoruz ki e, su gibi uçucu olan sıvıların içerisinde uçucu olmayan tanecikler mesela burada sofra tuzu çözüyorum içeriye yayılıyor Na artı ve Cl iyonlara. Böylelikle suyla bu iyonlar arasında iyon dipol etkileşimi kuruluyor. Aynı şekilde burada da kuruluyor. Normalde su molekülü arasında sadece hidrojen bağı vardı. Şimdi iyon dipol etkileşimi kuruldu. Böylelikle uçuculuk azaldı. Yani aslında suyun safsızlığı arttı. Safsızlık arttıkça uçucu olmayan bileşen derişimi arttıkça suyun kaynama noktası artarken bizi ilgilendiren grafikte donma noktasıydı. Donma noktası azalır. O zaman bunların arasında donma noktası en düşük olan üçüncüsünün içerdiği tanecik derişimi en fazladır. Yani o zaman derişimlerini karşılaştırabilirim. Yani tuz derişimleri arasındaki ilişki 3 büyük 1 büyük 2 olmalı. Çünkü demiştik ki safsızlık arttıkça donma noktası azalır. O zaman tanecik derişimi en yüksek olanın donma noktası da en azdır. O zaman donma noktası en düşük olan 3 numara. Demek ki tanecik derişimi en fazla olmalı. Yani derişimler arasındaki ilişki de böyle olmalı. 3, 1, 2 şeklinde. Derişimi en fazla olan üçüncüsüdür bu kesin. Çünkü bunlar aynı ortamdaki maddeler. Peki, kütlesi en fazla olan ikincisidir. Ben bu grafiklerden kütleyi anlama şansına sahip değilim. Çünkü kütle kaynama noktasını ya da donma noktasını değiştiren bir etki yapmaz. Yani maddenin miktarına bağlı değil. Ama derişimine bağlı. Yani şunun gibi. Bir çözelti kütlece %10'luk olabilir ama çözelti kütlesi 500 gram olabilir. Başka bir çözelti ise kütlece %40'lık olabilir ama çözelti kütlesi diyelim ki 100 gram olabilir. Burada maddenin miktarının bir önemi olmadan %40'lık olanın donma noktası daha düşüktür derim. Çünkü derişimi arttıkça donma noktası azalıyordu. Yani maddenin miktarına bağlı değil. Ve zaten bu grafikten de bunu anlama şansına sahip değilim. Çünkü çözeltilerle ilgili hiçbir kütle değeri verilmemiş. Aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki burada yazmıştık. Yani safsızlık yani ben şöyle diyeyim derişim de diyebiliriz. Uçucu olmayan madde derişimi arttıkça kaynama noktası artıyor. Derişimlerin arasındaki ilişki 3-1-2 şeklinde olduğuna göre kaynama noktaları arasındaki ilişki de 3-1-2 şeklindedir. Yani bu da kesinlikle doğrudur. O halde cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddelerinden bazıları aynı zamanda mikrop kırıcı yani öldürücü özelliğe de sahiptir ki bu bir kazanım aslında. MEP kitaplarında da yer alır ki iki maddemiz var burada kesinlikle bilmek zorunda olduğumuz. Hijyen amacıyla kullanılan deyince aklımıza direkt onlar gelmeli. Bu özelliğe sahip olan maddelere biz dezenfektan da diyoruz. Yani hijyen amacıyla ya da dezenfektan madde olarak kullanacağımız iki temel kimyasal var. Bu kimyasallar sürekli MEP kitaplarında vurgulanıyor. Dolayısıyla bunu kazanım olarak bileceksin. Görselleri ve etken madde formülü verilen yukarıdaki temizlik maddelerinin hangileri dezenfektan olarak kullanılır? Bunlardan bir tanesi NaClO. NaClO dediğimiz madde çamaşır suyu yani mikrop kırıcı dolayısıyla dezenfektan olarak kullanırız. CaOCl2 ve CaCl2 karışımından oluşan yapı ise kireç kaymağı. Kireç kaymağı da aynı şekilde hem ismini hem de etken maddelerini bilirseniz bu işiniz ileride de yarayacak. Dezenfektan olarak kullanılır. Amonyak ise temizlik malzemelerinin yapısında bulunabilir ama dezenfektan madde olarak adlandırılan bir madde değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacak.